Topladık güzelce, halbettik, pekmez yaptık yani burada. Pekmez. Gördüğünüz gibi bahçemizde bu narlar üretiyor. Başkanım. Bamya. Salça yaptı bunlardan. Salça yaptık. Evet. Elhamdülillah. Bu sene benim zeytinler olmadı ya. Güzel ya. Onların hikmetinde de fena değil. Öyle mi? Şey, tabii ya. O zaman işte, yerinden. 60 kilo. Gel. 1996 yılında Çayköy'de yani bu derede Ilıca, burada Ilıca hamamları var, kaplıcaları. Buraya yakın olsun emekli olanlar. Deniz kenarında gitmek zor olduğunu, burada her gün gelebileceklerini, gidebileceklerini bir yer araştırması yaptık. İnisar'dan Mihal Gazi'ye kadar araştırmamızda burası uygun görüldü. Burası 15 kilometre Sakarya Ilıcalarına yakın, Sakarya Nehri'nin kenarında. Burada toplam 100 dönüm yer satın alındı. 100 dönüm arazimizde 38 dönümünde ev var. 38 adet evimiz var. Bir tane yüzüm havuzumuz, bir tane de camimiz var. Diğer alanlar, yeşil alan, yollar terk edildi. Kendi yiyeceğini, içeceğini yazın ve kışın temin edebiliyorlar sitemizden. Yazın ayrı, kışın ayrı. Burada fazla kar yağmadığı için, deniz iklimine yakın olduğu için kışın da güzel bir yaşam sürülebiliyor. Yani doğamızda geyiklerimiz var. Geyikler sitemizin içinde geziyor. Burada 2000 senesinden beri buradayız biz. Demir yollarından emekliyim. Öğleden sonra programlarım, yapacağım işler neler var onları yavaş yavaş yaparım. Hiç kendimi sıkmadan, yorulmadan ama. Yorulduktan sonra onun kıymeti yok. Hanım da var, o da meraklı. O çiçeklere bakıyor. Çiçek işlerine bakıyor. Ben de bu nostalji işlerine bakıyorum. İşte şelaleler, şunlar, bunlar. Kara treni gördünüz zaten. Bunlar var, Mevlana'lar var. Emekliliğimiz gayet güzel geçiyor. Ben her emekli arkadaşlara da böyle temiz havada sıhhatlerini muhafaza edebilmek için fazla kendilerini yormadan herhangi bir şeyle meşgul olabilir. Mesela biz burada azıcık yerimiz var. Domatesimizi ekiyoruz, biberimizi ekiyoruz, salçamızı yapıyoruz. Hatta o kadar ileri götürdük işi ki üzümlerimiz var, pekmez bile yapıyoruz yani. Güzel geçiyor. Temiz hava, bol gıda. Yazın sebzelerimiz oluyor, ekiyoruz, biçiyoruz. Yani elimizden geldiği kadar burada doğal ortamda doğal ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Doğal besin yaratıcı olmazsa, yani bunları yaparken de her şeyi unutuyoruz. Temiz hava, yani bol gıda. Güzel geçiyor. Burada günümüz işte bildiğiniz gibi bir dönüm yerimiz var. Meyve bahçelerimiz var. Efendime söyleyeyim sebze meyve ekiyoruz. Nar bahçemiz, narlar var, zeytinlerimiz var. Onların bakımını yapıyoruz. Öyle günleri geçiyor. Temiz hava. Buradaki oksijen de çok güzel yani. Herkese tavsiye ederiz yani böyle bir ormanlık bir yerde oturması için yani. Sağlık bakımından. Eşi dostu ikram için. Domatestir, biberdir, patlıcandır, yani sebzelerden bunları yapıyoruz. Meyveler yetiştiriyoruz. Çok güzel narlar yetiştiriyoruz. Bu narlar kendi ürünümüzdür, bahçemizin ürünleridir. Benim sağlığım, saatim, ben Parkinson hastasıyım. Burası bana iyi geliyor. Gezinme meradamız geniş. Çevre geniş. Havası güzel. Türkiye'nin üçüncü oksijen bakımında Türkiye'nin üçüncü oksijeni olduğunu söylüyorlar. Biz burada mesutuz elhamdülillah. Ben Eskişehir'e gittim, ben sıkılıyorum. Ama buraya geldiğimde bir rahatlık meydana geliyor. Türkiye'de çeşitli büyük projelerde çalıştım. Karakaya Barajı'nda, otoyollarda. Ondan sonra da emekli olduktan sonra, daha önceden Suudi Arabistan'da bir sene çalıştık. Geldikten, emekli olduktan sonra Afrika, Uganda'da İtalyan firmasıyla. Oradan da bizim müdürümüz beni gördü. Sen dedim Malawi'ye gideceksin. Afrika, Malawi devletine çalıştık. Baraj yaptık oralarda.
Sonra geldik buraya. Çok böyle insanın ruhuna böyle hitap eden bir yer. Çok mutluyuz burada. Emekliliğimiz güzel böyle tatlı bir ortamda geçiyor. Eksi olmadı. Eksi olmadı. Şimdi Süleyman abi de galiba nardan, sen nar eksi yaptın galiba değil mi Süleyman abi?